Evet, değerli basın mensupları, sözlerime Avrupa şampiyonu olarak 19 yaş altı gençler Avrupa şampiyonu olarak bize büyük sevinç yaşatan kız voleybol milli takımımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Gerçekten zafer mutluluğumuza mutluluk kattılar. Bugün okullar uzaktan eğitimle açılıyor, açıldı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Mecburi evde eğitimin başarılı olması için veli, öğretmen, öğrenci ilişkilerinin yeni yöntemlerle desteklenmesi gerekiyor. 1,5 milyon öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamadığını Sayın Bakan açıkladı. Tek bir öğrencimiz, tek bir evladımız bile bizim için önemlidir. Ama 1,5 milyon öğrenci az buz bir rakam değil. Eğer eğitime ulaşamıyorsa bu çok ciddi bir sorun. Bu salgın sürecinde bir nesli kaybedebiliriz. Gelişmiş ekonomilerdeki en önde gelen tartışmalardan biri bu. Bunu en önemli sorun olarak görüyorlar. Yani gençlerin eğitimi. Ama Milli Eğitim Bakanımız bununla meşgul değil. Bakan neyle meşgul? Öğretmen maaşlarının yük olmasından şikayetle meşgul. OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. Bugün de ne kastettiğim belli demiş ama ne kastettiğini açıklamamış. Öğretmenlerimizin çok büyük sorunları var. Aile birliği, sağlık ve güvenlik nedeniyle mazeret atamaları birkaç yıldır yapılmıyor. Bakanlık öğretmenlerimize bir çözüm de sunmuyor. Bu sorun da adaletli bir şekilde çözülmelidir diye düşünüyoruz. Bu sorunlara rağmen yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize ve velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Dün Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 98. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'na iki ayrı gölge düştü. İlki tüm dünyayı da etkileyen korona salgını, ikincisi ise saray hükümetinin milli bayramlarımızla ilgili alerjisi. Cumhuriyeti bir ara dönem olarak gören, Atatürk ve Cumhuriyet devrimleriyle sorunu olan, tarihimizi keşke Yunan galip gelseydi diyenlerden öğrenen bu siyasi zevat 15 Temmuz'u 29 Ekim'e, Malazgirt'i başkomutanlık zaferine tercih eden bir zihniyete sahip. Koronavirüsü de bu ideolojik bağnazlığın bahanesi oluyor. 15 Temmuz kutlamalarında, Ayasofya açılışında, Malazgirt kutlamalarında bulaşmayan virüs, kimseye bulaşmayan virüs, ne hikmetse 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta veya 30 Ağustos'ta kutlama yapılırken bulaşıyor. AK Parti sözcüleri buna bir bahane bulmuşlar. Diyorlar ki 15 Temmuz kutlamaları henüz daha 4. yılında olduğu için doğal olarak 15 Temmuz kutlamalarını erteleyemezsiniz diyorlar. Bu müflis bezirgan siyasetçiler için 98 yıl önceki 30 Ağustos zaferi pandemi nedeniyle kutlanamayacak kadar eski ama 949 yıl önceki Malazgirt zaferi yeni. Milletimizden kopanlar alemi kör, herkesi de sersem sanıyor. Biz de Allah bunlara akıl fikir versin diyoruz. Sarayın çifte maaşlı propaganda memuru da Malazgirt'ten 15 Temmuz'a bir hat çizerken Anadolu'yu düşman çizmelerinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok saymaya cüret edebiliyor. 30 Ağustos zaferini kutlarken zaferin başkomutanının adını ağzına dahi almayabiliyor. Millet olmanın gereği kıvançta ve tasada birlik olmaktır. Biz bu tartışmaların daha başında Malazgirt zaferi de bizimdir, 30 Ağustos zaferi de bizimdir dedik. Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan da bizimdir. Anadolu'nun kapılarını emperyalistlerin yüzüne çarpan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir dedik. Erdoğan'ın muhalefetten ve milletten gelen tepkiler üzerine dün bu anlayışa sözde de olsa yaklaşmak zorunda kalmasını elbette not ettik. Ama aynı gün Anıtkabir'de yaşanan saygısızlığı ve sarayın buna sessiz kalmasını nereye koyacağız? İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasından edep ve adaptan yoksun, kendini bilmez bir grup,
kabir ziyareti sırasında Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Şimdi bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor? Atamızın kabrine edep adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor? Kim bunları seçiyor? Kimlik göstere göstere içeri alınmışlar. Hangi müflis, bezirgan siyasetçi Anıtkabir'de bu saygısızlığı yaptırıyor? Bu artık kaçıncı ayıp? Kabir ve kabristanlarda slogan atmak, tezahürat yapmak hangi örfte, hangi inançta, hangi adapta var? Biz yapılan bu ayıbı da, bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz. Grup başkan vekillerimiz, milletimizin vicdanını dağlayan bu hadisenin bir daha Anıtkabir'de tekerrür etmemesi için bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verecekler. Bu arada havuz medyasının Pespaye Televizyon kanalının yaptığı terbiyesizliği de nefretle lanetliyoruz. Rütük'teki temsilcilerimiz bu rezilliği Rütük'ün gündemine getirecek. Bakalım bu pespayelik, bu rezillik karşısında Rütük ne yapacak? Çok merak ediyoruz. Kimse unutmasın. Bu millet her yapılanı görüyor. Her söyleneni duyuyor. Bunları yapanlara, söyleyenlere notunu veriyor. Önüne sandık geldiğinde de gereğini yapacak. Ve bu kendini bilmezleri ilk fırsatta evlerine gönderecek. Değerli basın mensupları. Milletimiz 30 Ağustos sabahına otomobillere yapılan ÖTV zamlarıyla uyandı. Oysa ulusal bayram ve tatillerde hizmetin gerektirdiği haller dışında resmi gazetenin yayınlanmayacağı şu kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı'nın şu kararnamesiyle düzenlenmiş. Açık seçik söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi tatillerde resmi gazete olağanüstü haller dışında yayınlanmaz diyor. Ama her ne hikmetse, ne acelesi varsa saray kendi çıkardığı bu kararnameyi bile dinlemiyor. Ya bu kararnameden saray efradı habersiz ya da bütçenin durumu göründüğünden de berbat. Daha birkaç ay önce kamu bankalarına görev zararı verdirip ucuz araç kredisi pazarlayanlar bu bankalar eliyle şimdi birdenbire bu araçlardan alınan ÖTV'ye fahiş zamlar yaptılar. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Bu git geller hem vatandaşı hem de ekonomimizi perişan ediyor. Vatandaşlarımız yarın ne olacağını bilmediği için sarayın sabah uyanırken hangi kararlarla uyanacağını bilmedikleri için önünü göremez hale geldi. Sosyete damat ekonomiyi öğrensin diye koskoca ülkeyi adeta deneme tahtasına çevirdiler. Bir üründen alınan vergi ürünün değerini aşıyorsa ona haraç denir. Değerli basın mensupları, Türkiye'de kendi sınıfında en çok satan ve 1500 cc motoru olan bir araç. Almanya'da bugün satış fiyatı 33.859 avro. Aynı araç Türkiye'de bugün saray yönetiminin paramızı pul etmesi neticesinde zaten 295 bin lira ediyor. Bir de bunun üzerine %80 ÖTV'yi ekleyip, bir de vergiden KDV alıp %18 KDV'yi de koyalım, aracın Türkiye'deki satış fiyatı 627.111 liraya çıkıyor. Yani vatandaş bir araba kendine alırsa bir tane de saraya alacak. Üstüne de 36 bin lira daha verecek. Almanya'da asgari ücretle çalışan bir işçi 21 ay çalışırsa bu arabayı alıyor. Türkiye'de ise asgari ücrette çalışan bir işçi bu arabayı alabilmek için 270 ay çalışmak zorunda. Bunun da 127 ayı arabaya, kalan 143 ayı ise vergiye gidiyor.
Hani diyorlar ya, Almanlar bu tabloya bakıp bizi kıskanıyorlarmış. Herhalde Almanların kıskandığı tablo bu. Depoya konan benzinde de durum aynı değerli basın mensupları. Nisan ayında 55 litrelik bir araç deposu 282 liraya doluyordu. Şimdi 371 liraya doluyor. Vatandaş pompada ödediği her 100 liranın 55 lirasını vergiye veriyor. Pompacılar adeta vergi dairesi memuru gibi çalışıyor. Ya dünyanın neresinde böyle vergiler var? Dünyada vergiden bile vergi alan başka bir yönetim var mı? Değerli basın mensupları. Bu sabah 2020'nin ikinci üç ayına ait milli gelir rakamları çıktı. Türkiye ekonomisi önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,9 küçülmüş. Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara baktığımızda ise yılın ikinci çeyreğinde ekonomi bir önceki 3 aylık döneme göre %11 daralmış. Mevcut seride çeyrekler itibariyle bakıldığında bu daralma daha önce hiç yaşanmamış. Diğer taraftan ilerleyen günlerde %9,9'luk küçülme rakamının da aşağı doğru güncellenmesi ve bu küçülmenin daha da yukarıya gitmesi kuvvetle muhtemel. Elektrik tüketiminin %6,3 azaldığı 2009 yılının ilk çeyreğinde ekonomide %14,5 daralmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik tüketimindeki gerileme 2009'dakinin neredeyse iki katı. Ama ikinci üç ayda ekonomide görülen daralma 2009'un ilk üç ayının altında. Bu nasıl oluyor? Bu arada dolar olarak bakıldığında 2020'nin ikinci üç ayı itibariyle milli gelirimiz 743 milyar dolara düşmüş. Bu 2010 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana, yani son 10 yılın en düşük milli gelir seviyesi. Sarayın tek kişilik vesayet rejiminin hayata geçtiği 2018'in ikinci üç ayından bu yana ise milli gelirimiz tam 145 milyar dolar azalmış. Bu beceriksiz yönetim cebimizden 2 yılda 145 milyar doları almış götürmüş. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış milli gelir de son 4 yılın en düşük seviyesinde. Peki soruyorum, bu kaybolan 145 milyar dolar, bu giden 145 milyar dolar, zor durumdaki esnafın, tarladaki çiftçinin, fabrikadaki emekçinin, yatırım yapamayan iş insanının, maaşı yetmeyen emeklinin, eğitime ulaşamayan 1,5 milyon öğrenci ailesinin, canla başla evlere hizmet götüren apartman görevlilerinin cebinden çıkan para. Bu paralar bir avuç yandaşa, tefeciye, faize kaptırılmış gözüküyor. Biz bu duruma gerçekten çok üzülüyoruz. Çünkü bu anlattıklarımız sadece kağıdın üzerine yazılmış rakamlardan ibaret değil. Bunun gerçek hayatta da bir karşılığı var. Her bir rakamın arkasında işini kaybeden, aşını kaybeden bir vatandaşımız, gelecek umudunu yitiren bir gencimiz, evladına harçlık veremeyen bir babanın acı hikayesi var. Gerçekten milletimizin canını yakan bir buhran. Değerli basın mensupları, dünyayı etkisi altına alan salgın elbette pek çok ekonomiyi vurdu. Bunu elbette göz ardı etmek mümkün değil. Evet, dünya bir salgını yaşıyor. Etkileri henüz atlatılabilmiş değil. Fakat ekonomimizdeki sorunlar korona salgınıyla başlamış değil. Özellikle son 2 yıldır bir krizden diğerine savruluyoruz. Nihayet bir buhrana girdik. Diğer ülkeler, hükümetler bu salgın sürecinde çiftçisini, esnafını, işçisini, işverenini korumak için milyarlarca dolarlık, avroluk hibe destek paketleri açıkladı. Bizdeki saray hükümeti milleti salgında bir başına bıraktı. Ya faizle borçlarını erteledi ya da faizle yeni borçlar verdi. Devletine 40 yıl vergi veren insanlarımıza bunlar 40 gün bakamadı.
Millete 5 maskeyi bile parasız dağıtamadılar. Ne yaptılar? Vatandaşa IBAN numarası gönderip bağış istediler. Dünyada da bağış isteyerek bu işlerin üstesinden gelmeye çalışan hükümet, başka bir hükümet yok. Sosyete damat iş başına geldiği günden beri son 8 çeyreğin 7'sinde yatırım harcamalarında daralma var. Türkiye ekonomisinde yatırım falan kalmadı. Büyümeyi unuttuk. Ama onlar ne diyor? Ya siz bunları bak bırakın. Damadın esas başarısı şurada. Şu gaza bir bakın diyorlar. Şimdi 2023'e randevu verip gazla mucize olacak, her şeyi düzelteceğiz söylemine başladılar. Atalar boşa dememiş. Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin. Ekonomiden anlamayan sarayın damadı tam 28 aydır ekonomide olmayan güvene seviniyor. İşsizim, geçinemiyorum diyen milletimiz ise battık, bittik lobisi diye milletimize ise battık bittik lobisi diye sıfat takıyor. Dalga geçiyor. Ekonomik güven endeksini yorumlamayı bile bilmeyen damadı sırf damat diye ekonominin başına oturttular. Ehliyet, liyakat, hak getire. Ne demişler? Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz ama bilmediğini bilmeyenden de kaçınız. Parası pulu olan zenginler, sarayın yandaşları, beslemeleri, paralarını zaten yurt dışına kaçırdı. Ama 83 milyonluk milletimizin bu topraklardan başka yaşayacak yeri, başka bir vatanı yok. Milleti unutan saray sosyetesini saray havası da çarpmış. Kendi konuk kokularıyla mest olmuşlar. Ama bu pembe hayaller, müflis bezirgan palavraları milletin derdine derman olmuyor. Damadın yönetimindeki hazine de artık dövizde altında borçlanmaya başladı. Sosyete damat artık milletin hazinesini sadece faiz değil, kur riski altına da sokmaya başladı. Ne demek kur riski? Her devalüasyonda tüy bitmedik yetimin sırtındaki borç yükünün artması, daha da ağırlaşması demek. Bunu gören milletimizin korkusu, telaşı tabii ki artıyor. Millet dövizi altına koşuyor. Dövizi altına olan da parasını yastık altında saklamaya başlıyor. Memlekette çelik kasa satışları patlamış. Kasa sipariş edenlere Gaziantep'te bir ay sıra veriyorlarmış. Ben bu tabloyu 2001 yılında görmüştüm. Milletimiz hayat pahalılığı ve işsizlik arasında eziliyor. Tek adam vesayet rejiminden sonra sosyete damadın ve kayınbabasının yönetiminde işi gücü olan 3 milyon 208 bin yurttaşımız işini kaybetti. İşsizlerimizin sayısı 10,5 milyon. Bir de çalışıyor görünüp de iş başında olmayan 5 milyon yurttaşımız var. Dolayısıyla işsizler 15 milyona ulaşıyor. Millet ızrar halinde. Madem saray her şeyi doğru yapıyor, ekonomi bu kadar uçuyor, o zaman biz niye açız diye soruyor. Sosyal medyaya yansıyan ve partimize de gelen bazı vatandaş şikayetlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Demet Hanım diyor ki, tek dileğim yaşamak mı? Hayır. Zenginlik mi? Hiç umurumda değil. Para mı? Olduğu kadar. Ama tek evladımı okutabilmek, aş değil iş istiyorum. Para ya da yardım değil iş istiyorum. Alnımın teriyle kazanacağım, helal lokma diye rahat edeceğim bir iş istiyorum. Evladım okusun, vatanına faydalı, kendine hayrı dokunan bir adam olsun istiyorum. Üçüncü kez kazandığı üniversiteye maddi imkansızlıklardan gönderemediğim yavrumun okuma aşkına köstek olan değil, çare alan bir ana olmak istiyorum diyor. Bir başka işsiz vatandaşımız önceki seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini belirterek şöyle diyor. Çocuğum benden harçlık istiyor, yok. İyi bir ustayım ama 5 aydır işsizim. Ne diyorlar? Korona. Peki bu ölüm değil mi? 1000 lirayı verdiler, kirayı ödedim. Peki ailem ne olacak?
Benim yüreğim yanıyor. Biz bu devlet için canımızı veririz ama mağdurum, kim bana yardım edecek? Diğer taraftan emekli vatandaşımız şunları söylüyor. Bir sene önce pazarda 35 lira yetiyordu. Şimdi 90 liraya alamıyorum. Ben de emekliyim, eşim de emekli. Markete bir girsek bir torba bir şey alıyoruz, 200 liradan aşağı çıkamıyoruz. Yetiştirdiği domates ve biberi satarak geçinen bir vatandaşımız da şöyle diyor. Tarlaya ırgat 80 kaymaya geliyor. Sabah 4'te kalkıyorum. Gece 11'e kadar çalışıyorum. Tarlada domates ekmek yiyip yatıyorum. Zararın üstündeyim. Yine işlek bir cadde üstünde dükkanı olan bir vatandaşımız dert yanıyor. Dükkanını kapatan kapatana. Ben de kapatıyorum. 22 yıllık esnafım. Burada bir tane esnaf yardım alamadı, kredi alamadı. Kim aldı bu yardımları? Sadece salgın değil, yıllardır krizden çıkamadık. Sokaktaki vatandaşlarımıza bir dokunuyorsunuz, bina şişitiyorsunuz. Bir vatandaşımız şöyle diyor. Evvelden yakın akrabamıza küçük altın takmaya utanırdık. Şimdi kimse onu bile takamıyor. Bir başkası, o kadar uzun süredir et alamadım ki kilosunun kaç lira olduğunu bile unuttum diyor. Yine bir vatandaşımız, biz yerin dibine battık, onlara sorsan uçuyoruz. Eskisi gibi değil. Bir kötü fasulye 10 lira. Bu millet ne yiyecek diye soruyor. Değerli basın mensupları, sarayın görmek istemediği ekonomik buhran giderek derinleşirken salgınla ilgili gelişmeler de pek iç açıcı değil. Salgınla mücadeledeki tavsama nedeniyle salgının birinci dalgasının ikinci zirvesine girdik. Bu süreç ağırlaşırsa sadece sağlık ve insani yönü değil, ekonomik etkileri de bu salgının taşınmaz olur. Zaten 2 yıldır süren, vatandaşımızda takat bırakmayan bir ekonomik buhranın içindeyiz. İşler daha fazla sarpa sarmadan gerekli her türlü önlemi almak durumundalar. Yeni vaka sayısı iyileşen hasta sayısının üstünde. Üzülerek görüyoruz ki ölümler de yeniden hızlanmaya başladı. Ancak açıklanan rakamlara da kimsenin güveni kalmadı. Sağdan gelen bilgilerle resmi rakamlar arasında uyum yok. Bilim kurulunun adı kaldı, kendisi ortada yok. Fedakar sağlık çalışanlarına ve doktorlarımız bu işlerin bedelini ödüyor. Türk Tabipleri Birliği'ne göre 5'i bu ay içinde olmak üzere 32 doktorumuz yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın toplam sayısı 66'ya ulaştı. Sağlık Bakanı ne yapıyor? Tweet atıyor. Milleti şikayet ediyor. Başka bir şey yapmıyor. Ama buna rağmen biz de vatandaşlarımızın sağlıklarına azami özeni göstermelerini, başta maske, temizlik ve sosyal mesafe olmak üzere kurallara uyarak kendilerini, büyüklerini ve çocuklarını korumalarını özellikle rica ediyoruz. Zaman lehimize işlemiyor. Son olarak Kırşehir'deki 30 Ağustos kutlamalarına güvenlik güçleri müdahale etti. Milletvekilimiz Metin İlhan'a karşı güç kullandı. Seçilmiş hiçbir milletvekiline güvenlik güçlerinin güç kullanmasını kabul edemeyiz. Bunu yapan bir bekçi. Bu bekçilerle ilgili yasa çıkarılırken bekçilerin bu işlerde kullanılmaması gerektiğini söyledik. Şimdi bu saldırının hesabı mutlaka sorulmalıdır. Bir de valinin seçilmiş milletvekilimizin sözlerini mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddia olarak tanımlaması var. Bu sözler kabul edilemez. Bu siyasetin daniskasıdır. Atanmışların seçilmişlere karşı bu şekilde konuşmasını kabul edemeyiz. Bu dili kullanan vali hakkında da gereği mutlaka yapılmalıdır. Yine Hatay Milletvekili Sayın Barış Atay'a yönelik bir saldırı söz konusu. Bu saldırı da durduk yerde yapılmıyor.
Bu saldırının öncesinde sarayın atama memuru İçişleri Bakanı'nın ciddi bir kışkırtması var. Buradan söylüyorum, Sayın Atay da milletin seçtiği 600 vekilden biridir. Saldıranlar vekile değil, milli iradeye saldırmıştır. Bu saldırganlar bir an önce bulunup adalete teslim edilmelidir. Bunları yakalayıp adalete teslim etmek önce sarayın atama İçişleri Bakanı'nın boynunun borcudur. Eğer atama bakan bu saldırganları hemen adalet önüne çıkarmazsa sadece kışkırtıcı olmaz. Aynı zamanda bu saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı da olur. Partimizden olsun olmasın, bir daha tekrarlıyorum, milletin seçtiği vekillere saldırıları asla kabul etmiyoruz. Bununla ilgili de gereğinin hemen yapılmasını bekliyoruz. Her iki saldırıyı da lanetliyoruz. Diğer taraftan atama İçişleri Bakanı'na bugünlerde bir haller oldu. Yine Avcılar Gençlik Kolu üyemiz Mutlu Yıldırım'ı önce hedef gösterdi. Milletin güvenliğini sağlaması gereken emniyet güçlerinin iç siyasette dizayn etmekte kullanılması sonucunda bu çocuğun evine baskın yapıldı. Arkadaşlar, söylenenler suç değilse bu laflar neyin nesi? Gençlik kolları üyemizin evinin basılması neyin nesi? Bu memlekette mahkemeler var. Adalet var. Bunlar demokrasimize açık bir saldırıdır. Sözlerimi tamamlamadan önce, Erdoğan bugün Giresun'da, afetin yaşandığı yerlerde. Sel felaketinin üzerinden 8 gün geçtikten sonra bölgeye gitti. Felaket zedelere 3 ila 5 bin TL yardım yapacaklarını söylemiş. Buradan açıkça söylüyorum. Bu işleri bu vaatlerle geçiştiremezsiniz. Pansumanla, aspirin tedavisiyle bu afetin yaraları sarılmaz. Yapmanız gereken şey, bölgenin derhal afet bölgesi ilan edilmesi ve hızla bölgedeki yaraların sarılmaya başlanmasıdır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler. TRT Haber'den Belgin Aydın efendim. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler tabii ki takip ediliyor yakından. Bir yandan da Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkardığı yönünde bazı iddialar vardı, görüntüler vardı. Bu konuda CHP'nin yorumu ne olur? Meis Adası'nın silahlandırılması 1947 Paris Anlaşması'na açıkça aykırıdır. Yaşanan sürece baktığımızda Yunanistan'ın ülkemizi bölgede yalnızlaştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Sarayında dış politikayı iç politika malzemesi yapması ve dış politikaya ideolojik bakması nedeniyle oyun alanını, dış politikadaki diplomasinin oyun alanını sürekli daralttığını görüyoruz. Şunu açıkça ifade edeyim. Saray, Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde hareket etmelidir. Uluslararası anlaşmaların çiğnenmesine izin vermemelidir. Ama diğer yandan da bölgede Yunanistan'ın bizi yalnızlaştırma politikalarına karşı gerekli önlemleri alıp bölgedeki ilişkilerimizi de sağlamlaştırmaya önem vermelidir. Avrupa Birliği, buradan açıkça söylüyorum, bu oyunlara gelmemelidir. Yunanistan'ın oyunlarına gelmemelidir. Eğer Ege ve Doğu Akdeniz barış denizi olacaksa, bunun etrafında yaşayan tüm devletler devlet sorumluluğu içinde davranmalıdır. Ve bu sorunlar ülke çıkarlarına, ülkelerin karşılıklı çıkarlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak çözümlenmelidir. Evet.
efendim, bize iletilen bazı sorular var. Müsaadenizle şimdi onları ileteceğim. Halk TV tarafından gelen bazı sorular oldu. İlk soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'da 15 Temmuz gazisi sayısını 2193 olarak vermişti. Aile Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın verdiği sayılar bundan 500 kişi daha fazla. AK Parti il ve ilçe teşkilatlarından bazı kişilerin yaralanmamalarına karşın otobüslerle hastaneye götürüldüğü ve gazi yapıldığı iddiaları var kamuoyunda. Bu farklı rakamlara ve iddialara ilişkin sizin görüşünüz nedir? Şimdi özellikle resmi kuruluşlar arasında ortaya çıkan bu rakam farkı önemlidir. Ama buradaki iddia daha da önemlidir. Yani bu bir gazimizin iddiasıdır. Bu gazimiz şunu diyor. AK Parti il ve ilçe teşkilatlarından bazı kişilerin yaralanmamalarına karşın otobüslerle hastaneye götürüldüğü ve gazi yapıldığı iddiaları var. O dönem hatırlayın, Sayın Binali Yıldırım ne demişti? Tırnağınıza bile bir şey gelse gazi ilan edileceksiniz demişti. Demek ki bu esneklikten birileri yararlanmış, iddia bir gazimizin iddiası. Dolayısıyla bu iddiaların derhal büyük bir ciddiyetle soruşturulması lazım. Evet. Efendim, bir diğer soru da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir müjde verdi. Bu kez de milli geliştirilen sıvı yakıtlı roket motor teknolojisinin ilk uzay denemesinin başlayacağını müjdeledi. Siz bu müjdeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaş için de önemli bir müjde mi, beklediği bir müjde mi bu müjde? Biz tabii uzaya dönük çalışmaları büyük bir mutlulukla karşılarız. Ama bir şey hatırlıyorum. Bugün Sakarya'daki havai fişek fabrikası ile ilgili rapor yayınlandı. Bu raporun içinde yer alan hususlar bizim daha önce iddia ettiğimiz hususlarla aynı. Burada çok ciddi bir tedbirsizlik var. Umarım bu ilk söylediklerinde de bu tedbirsizliklerle karşı karşıya kalmayız. Biz ülkemizi ileriye götürecek her faaliyeti sevinçle karşılarız. Efendim, bir diğer soru da şöyle. Pandemi süreci işsizlik fonunu vurdu. Fondaki para azalırken kısa çalışma da 2 ay daha uzatıldı. Bu iki konuya ilişkin sizin görüşleriniz ne olacak? Burada açık bir dengesizlik var. Yani şu anda işsizlik fonundan yapılan bu harcamalar aslında işsizlik fonunun kuruluş amacına uymuyor. Daha önce de yine birçok harcama, otoyollar, köprüler işsizlik fonundan finanse edilmeye çalışılmıştı. O dönemde de bu konuda sendikaların çok fazla sesi çıkmamıştı. Yani işsizlik fonu kanunda tanımlanan işsiz kalanların o işsiz kaldıkları sürelerde kaybettikleri gelirleri telafi etmek için kurulmuş olan bir fon. Dolayısıyla burada sendikalara önemli görevler düşüyor. Bir de burada açık bir dengesizlik var diye başlamıştım. Hakikaten işsizlik fonu çalışanların kumbarası. Havuz müteahhitlerinin dolarla, avroyla verilen garantilerini bütçeden ödüyorsun. Başka kurumlara da, başka kesimlere de bütçeden para veriyorsun. Ama iş çalışanlara, işçilere geldiği zaman kır kumbaranı, al oradan parayı diyorsun. Bunu kabul etmek mümkün değil. Evet. Bir diğer soru da efendim şöyle. AK Parti iktidarı Nisan'da esnafa düşük faizle kredi verdi. Geri ödemeler Ekim'de başlıyor. Fakat esnafın işleri henüz pandemi öncesindeki döneme geri dönmedi. Ucu da belirsiz gözüküyor. Bu krediler nasıl ödenecek? Bu konuda hükümetin yapması gereken adım ne olmalı? Şimdi bunu baştan itibaren söylüyoruz. Türkiye bu salgın döneminde vatandaşını borçlandırma rekortmeni, esnafını borçlandırma rekortmeni. Ama doğrudan destek vermeye, kaybettiği geliri telafi etmeye gelince son sıralarda yer alıyor. Şimdi yeni Tekirdağ'daydım bu hafta sonu. Esnaf kuruluşlarıyla da görüştüm. Yapılması gereken şey açıktır. Bu kredilerin ödemesini erteleyin. Bir.
bu kredilerin, ertelediğiniz bu kredilerin faizini almayın. 2. 3. Bağkur primlerini silin. Esnafın ödeyemediği, çalışmadığı dönemde ödeyemediği Bağkur primlerini silin. Evet. Efendim biraz önce kısa değindiniz ama Sakarya'daki hava eşek patlamasının bilirkişi raporu tamamlandı. Rapordan yine ihmal çıktı. Depoların ruhsatsız olduğu, hatta elektrikli su sebillerinin patlama noktasında olduğu anlaşıldı. Sizin bu raporla ilgili yorumunuz nasıl? Bunlar hepsi kaza sonrasında bizim de tespit ettiğimiz hususlar. Burada bir ihmal olduğu açık ama bu ihmal sadece kazanın olduğu güne ait değil. Kaç defa aynı ihmaller yapılmış, buna rağmen tedbir alınmamış. Neden? Çünkü bu bir yandaşın fabrikası. Evet. Efendim Fox TV tarafından iletilen sorular var. İlk soru şöyle. Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmen maaşları en büyük yük sözleri. Bugün niyetim açık yanıtını verdi ama niyetini de açıklamadı. Sizin bu sözlerle ilgili işin yorumunuz nasıl olacak? Biraz önce söyledim. Yani nedir niyeti? Siyasetçiyiz. Ağzımızdan çıkan sözü kulağımız duyacak. Siz en büyük maliyet öğretmen maaşları diyorsanız bunun altında kalırsınız. Evet. Bir diğer soru da şöyle efendim Fox TV tarafından iletilen. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen hemşire sosyal medyadan cinsel saldırı tehdidine uğradı. Tehdidi yapan kişi hemşirenin işten atılması için Sağlık Bakanı'nı da mesajına ekledi. Bu saldırıların önüne nasıl geçilebilir? Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nasıl olacak? İşte burada esas hareket etmesi gereken onu bunu hedef göstermek yerine atama İçişleri Bakanı burada gereğini yapmalıdır. Bu lafları, sözleri yazanların hepsini yakalayıp adalete teslim etmelidir. Evet, var mı başka soru? Var efendim. Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Ölüm orucu sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'e çok sayıda CHP'liden destek açıklaması geldi. O açıklamalardan birini yapan CHP Gençlik Kolları üyesinin evinde arama yapıldı. Ebru Timtik'in ismi DHKPC ile anıldığı için CHP teröristlere sahip çıkıyor yorumları da yapıldı. Timtik tartışması ile ilgili sizin söyleyeceğiniz neler var? Çok açık söyleyeyim, işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar ne teröre ne teröriste sahip çıkmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar. Haksızlığa sahip çıkar. Hukuksuzluğa sahip çıkar. Birileri adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa uğruyorsa bu haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan herkese sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bu nedenle şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşımız bir yorum yapmış. Bu yorum suç mu? Hayır. Ama İçişleri Bakanı buna hedef göstermiş. Ertesi günde polis evine girip arama yapmış. Bu olmaz. Partimizin durduğu yer açık. Bir daha söylüyorum. Biz her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin karşısındayız. Biz ölüm oruçlarının karşısındayız. Biz teröründe, teröristinde karşısındayız. Efendim Ulusal Kanal tarafından iletilen bir diğer soru da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı yapılması hakkında açıklamaları vardı. Abdullah Gül'den neden korkuyorlar demişti. İyi Parti lideri Akşener'de Abdullah Gül'ün adaylığı için o gün geldiğinde değerlendirilir yorumunu yaptı. Dün Gül'ün 30 Ağustos için attığı kutlama mesajında da adaylık başvurusu için olduğunu yorumlayan kişiler vardı. Olası erken seçimde Abdullah Gül Millet İttifakı'nın adayı olabilir mi? Arkadaşlar bizim gündemimizde böyle bir konu yok. Dereyi görmeden paçayı sıvamanın da alemi yok. Dolayısıyla ben bu soruların hepsini, bu değerlendirmelerin hepsini maksatlı buluyorum. Vatandaşın gerçek gündemini konuşalım. Biraz önce vatandaşın çığlığını burada dile getirdim. Efendim Ulusal Kanal'ın son sorusu da şöyle. Üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasasına ilişkin önümüzdeki dönemde AK Parti ile herhangi bir masaya oturulacak mı? Bu yasayla ilgili hedeflenen ve sizin görüşleriniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklentileri ne olacak?
Bizim yerel yönetimler yasasında kapsamlı bir değişiklikle ilgili bu dönemde, bu dönem için yaptığımız bir hazırlık yok. Ama taleplerimiz var. Yani ama öyle görünüyor ki iktidar belediyelerimizin elini ayağını daha sıkı tutabilmek, daha sıkı bağlayabilmek için bir takım girişimlerde bulunacak. Bizim taleplerimiz ise milli iradenin seçtiği belediyelerimizin yerel taleplere daha rahat cevap vermelerini sağlayacak idari ve mali düzenlemeleri talep ederiz. Biz bunları meclise veririz. İktidar, muhalefet onları mecliste değerlendirir. Böyle bir görüşme olacağını, şu anda böyle bir görüşme gündemde yok. Efendim, iki sorum olacak müsaadenizle. Birincisi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 12 adanın durumunun hukuki olarak yeniden değerlendirilmesi çağrısı oldu. Buna yaklaşımınız ne olur? Bir ikincisi de, İstanbul'da Gençlik Kongresi'nde bazı istenmeyen görüntüler vardı. Siz de parti olarak harekete geçmiştiniz. Bir disiplin işlemi var mıdır? Tespit söz konusu mudur? En sonuncudan başlayayım. İstanbul'da yaşanan görüntüleri tasvip etmek mümkün değildir. Partimiz kendi iç hukuku çerçevesinde gerekenleri yapacaktır. 12 adalar meselesine gelince de, yani şimdi mi akıllarına geliyor? 12 adalar kaç zamandır silahlandırılıyor Lozan'a aykırı olarak? Dolayısıyla biraz önce en başta söylediğim gibi, Meis Adası meselesinde de söylediğim gibi, bu konuları iç politika malzemesi yapmaktan vazgeçip uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun olarak, hakkaniyet meselesi önemli burada, hem Doğu Akdeniz'e hem Ege Denizi'ne ilişkin meseleleri karşılıklı tartışabilmek lazım. Kimse bu milletin hakkını yedirmemelidir ama diplomasiden de uzaklaşmamalıdır. Teşekkür ediyorum.